Merhaba arkadaşlar, bugün daha önceki turbo videomuzdan çokça sorulan ve ne işlev gördüğü anlaşılamayan bir parçayı inceleyeceğiz. Sefa Bey kanalına hoş geldiniz. Intercooler nedir? Kanalımızın ilk videosu olan Turbo Nedir adlı videomuzu izlemediyseniz hemen sağda çıkan butondan videoyu izleyebilirsiniz. O videoda da bahsettiğimiz gibi Intercooler Turbo'nun bir çalışma arkadaşıdır arkadaşlar. Yani şu an şemada gördüğünüz gibi salyangoz turbolar egzoz gazının verdiği hareketle sıkıştırılmış ve basınçlı havayı motora iter. Bu ekstra bir performans elde etmeyi hedefleyen bir harekettir. Böylece motor ne kadar hızlanırsa gaz çıkışı o kadar hızlı olur ve bu gaz çıkışı türbini hareket ettirdiği için türbinin içeri bastığı gaz da o kadar hızlı olur. Yani her şey dengeli çalışır. Intercooler nedir? Intercooler aslında bir radyatör. Radyatörlerin ne işe yaradığını bilmeyenler için bir açıklama yapalım. Radyatörler soğutma araçlarıdır. Genelde sıradan bildiğimiz radyatörler motorun içindeki soğutma sıvısını yani suyu soğutmak için vardırlar veya yağı soğutmak için vardırlar. Fakat intercooler sisteminde kullandığımız radyatörler sadece havayı soğutmak için vardır. Belki size karmaşık gelmiş olabilir. Şöyle açıklayayım. Aracın en ön kısmında bulunmasının sebebi budur. Havayla havayı soğutmak. Pekala, buraya kadar bir şeyleri anladığımızı sanıyorum. Peki neden havayı soğutmak isteyelim ki? Hepimizin bildiği üzere seyahat balonları sıcak hava kullanırlar. Bunun sebebi ise havanın sıcaklığı değiştiğinde yoğunluğunun da değişmesidir. Havayı ısıttığımız zaman sıcak havanın molekülleri genişler ve ayrışır. Balonun içindeki havayı ısıttığımız zaman dışarıdaki hava ağırlaşmış olur. Dışarıdaki havaya göre daha hafif olan içerideki sıcak hava yükselir. Peki bunun konumuzla ne alakası var derseniz. Şöyle ki otomobil motorları yakıtı verimli yakabilmek için havaya ihtiyaç duyar, yani oksijene. Zaten doğal olarak yanmanın gerçekleşebilmesi için havaya ihtiyaç vardır bildiğimiz gibi. İşte tam burada intercooler görevini yapar. Turbonun içeriye gönderdiği hafif ve sıcak havayı yoğun ve daha verimli bir hale getirir, yani soğutur. Böylece motora tam istediği zamanda istediği kadar ve istediği yoğunlukta hava sağlanır. Sağlıklı bir yanmada yüksek performansı getirir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Abone olup yandaki zilden bildirimleri açmayı unutmayın.